Günaydın değerli izleyenler. Yeni gün programıyla karşınızdayız. Bugün 3 Mayıs Cuma günü. Şimdiden hayırlı cumalar dileyerek başlayalım programımıza. İlk bölümde haberleri sizlere aktardık. Haberleri izlediniz, dünkü gelişmeleri izlediniz. Tabii ki yeni günde yeni gelişmeler olacaktır. Bugün 3 Mayıs ve bundan sonraki süreçte de yaşanacakları sizlere aktaracağız. Ordu'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Şu an itibariyle Ordu'da parçalı bulutlu bir hava var sabah saatlerinde. Bir yağış söz konusuydu. Şu anda da görüyorsunuz zaten ekranlara geliyor. Yağmur durdu ve Ordu sessizliğe, dinginliğe ulaştı diyebiliriz. Sabahtan öğrencilerimiz okullarına, vatandaşlarımızsa işlerine gitti, ulaştı. Ve şu anda da yağmur yağışı kesildi diyebiliriz. İlerleyen dakikalarda veya ilerleyen saatlerde bölgesel yağışlar Ordu'da hissedilir, olabilir. Tabii ki tüm yurtta da aslında sağanak yağmur yaşanmaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara'da sağanak yağmur oldu ve dün de Ordu'da başlamıştı. Sabaha kadar da sürdü. Sabahın belirli saatlerinde yağışlar kesildi. Şu anda Ordu'da hava sıcaklığı da aslında iyi diyebiliriz. Artık baharın ilk günlerini yaşıyoruz. Nisan'ın son haftasında Ordu'ya bahar geldi ve hava sıcaklıkları çift taneleri yükselmişti. Ve artık baharın izlerinde yaşıyoruz. Ordu semalarında tabii ki bugün Cuma günü herkesin tekrardan Cuma'sını buradan söyleyelim ve niyaz edelim. Cumanız mübarek olsun dileyerek programımızı sürdürelim. Tabii ki ikinci bölümde biraz gazete başlıklarından da bahsetmek istiyoruz. Özellikle Ordu'da yazılı medyada neler var, neler görmüşler, neler yazmışlar. Bunları da sizlere yeni gün programı sayesinde aktaracağız. Dilerseniz ilk olarak Ordu Olay Gazetesi ile giriş yapmak istiyoruz. Onların bir başlığı vardı ve uzun süredir aslında sürdürdükleri bir habercilik anlamında önemli bir başlıktı. Çevre katliamı dursun, duru göl kurtulsun da başlamış. Her zamanki gibi Ordu Olay Gazetesi kendileri bu konuda hassas basın kuruluşlarından bir tanesi. Hemen alt tarafında Gülyalı'da TC tartışması demiş Ordu Olay Gazetesi. Belediye tabelasına TC ibaresi konulmasıyla ilgili eleştirilere Başkan Ulaş Tepe bir açıklama yapmış, bunu gazeteye taşımış arkadaşlarımız. Madem ki bu olay belediye başkanının inisiyatifine bırakılabiliyordu, bu zamana kadar neden bu ibareyi koymak aklınıza gelmedi demiş kendisi. Tabii ki hem Ordu'da hem de aslında İstanbul ve Ankara'da da TC tabelaları koyuluyor. Bu da önemli bir gelişme Ordu anlamında. Ordu Engelliler Meclisi kuruluyor demiş Ordu Olay Gazetesi. Türkiye Engelliler Meclisi'ne doğru projesi koordinatörü Turhan İçli, Türkiye Engelliler Meclisi kurulması çalışmaları kapsamında cumartesi günü yapılacak toplantıyla Ordu Engelliler Meclisi'nin kurulacağını açıklamış. Önemli bir gelişme, güzel bir gelişme. Hemen yan tarafında bebek için özel ekip kuruldu. Biliyorsunuz aslında dün Ordu güne kötü başladı da diyebiliriz. Bir çocuk cesediyle karşı karşıya kaldık. Yine aynı yerde çöp ayrıştırma tesisinde bulundu. Bu üçüncü ceset oldu son bir yılda. Aslında çok ciddi bir konu. Özellikle Ordu'da böyle durumların yaşanması da bizleri üzüyor. Ulusal medyada kendine yer buldu bu durum. Polis ekipleri titiz bir çalışma yürütüyorlar. Eminim ki diğerlerini buldukları gibi bu yavrumuzun da katil zanlısını bulacaklardır. Hemen içeriğine bakalım. Ordu Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan çöp ayrıştırma tesisinde erkek bebek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmayı titizlikle yürüttüklerini belirterek iki özel ekibin kurulduğunu açıkladı. Ekipler sahada çalışmalarını da sürdürüyor kısa bir zaman diliminde. Herhalde büyük ihtimalle bulacaklar. Hemen ana manşette güzel bir haber var. Ordulu görme engelli mühendis Microsoft Genel Merkezi'nde görev aldı. Çok önemli bir gelişme Ordu açısından. Dünya gördü diye bir manşet atmış Ordu Olay Gazetesi. Hemen alt tarafta içeriğine bakalım. Doğuştan görme engelli Ordulu Hasan Özdemir 10 yıldır çalıştığı Microsoft Türkiye'den erişebilirlikten sorumlu program yöneticisi unvanını alarak buranın genel merkezine tayin olmuş. Göğsümüzü de kabarttı diyebiliriz. Gerçekten önemli bir gelişme. Hemen yan tarafta özel bir haber yapmış arkadaşlarımız. Baba Yadigarı garajı kütüphaneye çevirmiş. Güzel bir haber. Bu garajda kitap var diye bir başlık atmış Ordu Olay Gazetesi. Ünye ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Ahmet Soner Öngen vefat eden babasının hayalini evlerinin bahçesinde bulunan garajı kütüphaneye çevirerek gerçekleştirmiş. Çok güzel bir hayal ve gerçekten gerçekleştirilmesi de oldukça iyi bir sonuç olmuş. Özellikle bu tip noktalarda Karadeniz'de serenderler var. Onların da aslında kütüphaneye dönüştürülmesi bizlerce çok mantıklı görünen bir tablo oluşturur. Çünkü özellikle Karadeniz'in o serenderlere
meşhurdur bilirsiniz. Kütüphaneye çevrilip farklı bir aktivasyon alanında yapılabilir. Bu da burada vatandaşlarımıza güzel bir haber olsun, en azından bir örnek olsun diyebiliriz. Hemen alt tarafta bir haberle devam edeceğiz Ünye Belediyesi ile ilgili. Ünye'den 2 milyonluk tasarruf, biliyorsunuz başta Ordu Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok belediyede aslında tasarrufa gidiyor. Özellikle gereksiz görülen harcamalar tek tek kalemler olarak siliniyor ve aslında bunda belediyeye gelir sağlıyor. Bunların daha çok yaygınlaştırılması lazım, bütün ilçelerimizde olması lazım. Başta Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu örnek çalışmayla birlikte diğer ilçelere de sıçraması lazım ki yavaş yavaş da bunun izlerini görüyoruz. Haberin detaylarına bakalım. Ünye'de nasıl bir tasarruf yapılacakmış? Ünye Belediyesi Temizlik, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve az kullanılan kiralık araçları ilgili firmaya iade ederek 2 milyon 183 bin liralık tasarruf yaptı. Aynı şekilde diğer büyükşehirde olduğu gibi gereksiz araçlar tekrar ait olduğu yerlere gönderilmiş. Göreve başlamadan istifa etti diye bir haber var. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı personeli iken daire başkanlığı görevine getirilen Özer Yılmaz görevine başlamadan istifa etti. Yılmaz'ın neden istifa ettiği konusunda bir açıklama da yapılmamış. Hemen yanında Şener Öztürk'ün açıklamasına cevap gelmiş. Beni tehdit ettiler demiş. Bu da haberin diğer sayfalarında geniş kapsamlı görebileceğiniz bir haber olmuş. 5. Yunus Emre Sempozyumu başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından halk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre'yi anmak ve öğretilerini anlayıp gelecek nesillere aktarmak üzere düzenlenen 5. Yunus Emre Sempozyumu başlamış. Bir tasarruf tedbiri de Kumru'dan gelmiş. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar sebebiyle ve belediyelerin borçlarının çok olması nedeniyle belediyeler tasarruf tedbirleri almaya başladı. Tedbirlere Kumru Belediyesi de katılmış. Belediye başkanı iki makam aracını satma kararı almış. Bu da önemli bir gelişme aslında. Bunu da görmüştük. Ekranlara size aktarmıştık. Sait İnan göreve başlamış değerli izleyenler. Bununla ilgili bir haber var Ordu Olay Gazetesi'nde. Bakalım içeriğinde neler var. AK Parti 27. dönem Ordu 5. sıra milletvekili adayı olan Sait İnan Ordu Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı oldu. İnan görevine başlamış. Hemen alt tarafta kardeş ziyareti demiş. Altınordu Belediyesi ile Almanya'nın bir belediyesi vardı biliyorsunuz. Kardeş şehir olmuşlardı. Bir protokol imzalamışlardı. Bu kardeşlikte büyümeye devam ediyor. O haberi vermiş arkadaşlarımız. Tabii ki bu da önemli bir gelişme. Oranın kültürel yapısıyla buranın kültürel yapısı birbirleriyle kaynaşıyor. Ve aslında bunlar da iki şehrin, iki ilçenin de gelişmesi anlamında önemli bir program diyebiliriz. Bu aslında bir programdı. Bunun hemen yan tarafında, haberin yan tarafında değerli izleyenler bir haber daha var. Fatsa'dan bir haberimiz olacak. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, büyükşehirde yaşayan insanların yol, su, elektrik sorunu olmadığı takdirde tekrar köy yaşamlarına döneceğine inanıyorum ifadesinde bulunmuş. Biliyorsunuz kendisi ziraat mühendisi ve aslında tarıma ve ziraati de çok iyi bilen bir isim, önemli bir isim. Bunun o tespiti de aslında önemli de diyebiliriz. Özellikle kentlerde yaşayan birçok vatandaşımız, köylerden gelip kentlerde yaşayan vatandaşlarımız köy hayatını, tarımla uğraşmayı çok istiyor. Ordu'nun da bu bağlamda aslında önemli tarım noktaları var. Buranın biraz daha yaygınlaştırıp yani buranın altyapı sorunu, yol, su, elektrik gibi sorunlar çözüme kavuşturulduktan sonra birçok vatandaşımızın köylere dönüş yapacağını ben inanıyorum ki bunu da gözlemleyebiliyoruz vatandaşlarımız bu konuda. Birçok şeye hasret, özellikle merkezde bazı vatandaşlarımız evlerinin çatısında tarımsal ürünler de yetiştiriyor. Bunun da haberini yapmıştık. Aslında bu özlem de buradan geliyor diyebiliriz. Ve Ordu Olay Gazetesi'nin haberlerini sonlandırdık. Biraz Ünye'ye uzanalım. Ünye'de neler var oraya bakalım. Ünye Kent Gazetesi'nde hedef yeni fındık pazarları bulmak demiş. Bunu diyen Ünye Ticaret Borsa Başkanı Mustafa Uslu. İçerinde neler var bir bakalım. Yaklaşık bir hafta süren Meksika temaslarını anlatmış kendisi. Uslu hedeflerinin fındık ihracatı yapmak üzere yeni pazarlar olduğunu söylemiş kendisi. Ve hemen yan tarafında Cumhurbaşkanı'ndan Güler'e destek talimatı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlara Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine destek sağlanması talimatını vermiş. Bu da önemli bir gelişme. Yine aynı şekilde Ordu Olay Gazetesi'nde olduğu gibi Ünye Kent Gazetesi'nde de Tavlı'nın haberi var. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın. Hemen alt tarafına inelim. Fakültede fuar açılmış. Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik ve Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen ve İşkur'la Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nda destek verdiği Kariyer Günleri ve İstihdam Fuarı açılmış. Ünye Konferans Salonu'nda gerçekleşen program saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlamış. Ünye Kent Gazetesi'nde bir haber daha var, spor haberi. Moskova'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Ünyeli Feyza Kevser, Kurt'la Gülnihal Çarkacı Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanmışlar. Göğsümüzü kabartmış kardeşlerimiz. Teşekkürlerimizi sunalım buradan. Ve Ordu Hayat Gazetesi'ne geçelim. Ordu Hayat Gazetesi'ne bakalım neler varmış. Olsun'un projesi ikincilik diye bir başlık atmış. Ordu Hayat Gazetesi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen İşte Kadınlar projesi girişimcilik alanında Türkiye ikincisi oldu ki olması gayet doğal. Gerçekten önemli bir proje. Özellikle çikolatanın kalıplarla servis edilmesi ve aslında çikolata faaliyetlerinin de ortaya çıkartılmasıyla birlikte hem Ordu'nun hem de Ordulu kadınların iş bulma konusunda daha aktif olarak rol alacağını söyleyebiliriz. Özellikle burada bir kurslar düzenleniyor. Özellikle Otson'un içerisinde ve hem meslek öğreniliyor hem de turizme özellikle hem de sanayiye büyük katkı sağlıyor. Özellikle kakaonun bu anlamda kullanılması özellikle Otso Başkanı Servet Şahin'in önemli konularından bir tanesiydi. Projenin ikincilik alması da gayet doğal. Hemen yan tarafına geçelim değerli izleyenler. Aynı şekilde Kardeşşehir öğrencileri Ordu'ya gelmiş. Altınordu Belediyesi'nin Kardeşşehri projesi kapsamında Almanya'dan gelen öğrenciler Ordu'da, Altınordu'da ağırlanmış. Özel kermes düzenlenmiş. Ordu'da özel eğitim meslek okulu tarafından dün tahıl pazarında bir kermes düzenlenmiş. Kermeste mobilyalardan el işine, yiyeceklerden atölyede el emeğine üretilen ürünlere kadar birçok ürün sergilenmiş ve ana manşete giriş yapalım. Ordu Olay Gazetesi'nde bakalım ne demişler. İcraat zamanı demiş Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Engenyurt. Ordu'da bir an önce işsizliğin önüne geçilmesi için önlemler alınması gerektiğini belirterek toplumun her kesimine sahip çıkılması gerektiğini söylemiş Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Engenyurt. İçerine bakalım neler var. Manşetlerde ana esnaflarla buluşmuş. Engenyurt Altınordu ilçesindeki muhtar ve esnaflarla sokak kahvaltısında bir araya gelerek dertleri dinlemiş. Artık mazeret zamanı bitmiştir, icraat ve hizmet zamanıdır. Bu şehirde yapılmayan yollar, akmayan sular kalmamalı dedi. Ordu'ya sahip çıkacağım demiş Cemal Engenyurt. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ordunun meselelerine masaya yatırmaya devam edeceğini aktaran Engenyurt, 19 belediyeyi kazanan Cumhur İttifakı'nın verdiği sözleri yerine getirmesi için takipçisi olacağız, mücadele edeceğiz demiş Cemal Engenyurt. İşsizliğe son vermeliyiz, gençlerimize istihdam yaratacak üretim fabrikaları kurmak zorundadır diyen Cemal Engenyurt artık vatandaşa hizmet etme vakti olduğunu dile getirmiş. Evet, burada bir haber var. Bunun içeriğini de sizlere aktarmak istiyorum. Biz de katıldık buraya. Ordulu basın mensupları Duatepe'de değerli izleyenler. Ordulu basın mensupları Ankara'ya giderek Duatepe'deki Ordulu şehitleri ziyaret etti. Anıtkabir'i gezdi. Duatepe'deki Ordulu şehitleri ziyaret etmek üzere Ankara'ya giden Ordu basın mensupları Ordulu Gazi Albay Yusuf Ziya Çol tarafından karşılandı. Bununla ilgili biraz detayları da vermek istiyoruz. Özellikle bizler de TV52 kurum olarak oraya gittik ve aslında orada çok önemli noktaları gözlemledik. Duatepe, Polatlı ilçesinde Ankara'nın çıkış noktasında yer alıyor. Özellikle tarih kitaplarında da değerli izleyenler çok duymuştururuz. Sakarya Meydan Muharebesi. Herkes Sakarya Meydan Muharebesi denilince akla Sakarya ili geliyor. Ancak burası Polatlı'da olan bir yer. Özellikle aslında savaşın da başladığı noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Eğer düşman birlikleri Polatlı'yı geçip Ankara'ya giriş yapmış olsaydı bugün çok farklı şeyler olabilir, çok farklı şeyler konuşabilirdik, belki de hiç konuşamayabilirdik. Ziyaret gezisi hakkında da bilgiler verelim size isterseniz. Ziyaretimiz ilk olarak Anıtkabir ile başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ettik Anıtkabir'de. Gittiğimizde gerçekten çok güzel bir hava vardı. Yaklaşık 25 derecelik bir sıcaklıkla birlikte gittik ve orada haberde de arkadaşların bahsettiği gibi Ordu aşığı, Ordulu Gazi Albay Yusuf Ziya Çol tarafından karşılandık. Kendisinin oradaki ağırlığı ve oradaki temsiliyet kabiliyeti de bizi oldukça mutlu etti bir vatandaş olarak. Anıtkabir'e gittik. Orada Anıtkabir Grup Komutanı'yla birlikte bir ziyaret gerçekleştirdi kendisini özel odada ve protokol gereği orada bir çelenk sunumu gerçekleşti. Tabii ki bizim de göğsümüz kabardı Anıtkabir ziyaretinde
Atatürk'ün olduğu noktaya çelengimizi sunduk ve saygı duruşunda bulunduk, İstiklal Marşı'nı söyledik ve ondan sonraki süreçte Anıtkabir'i gezdik, tek tek bütün noktalarını gezdik. Oradaki arkadaşlarımız bize eşlik ettiler Anıtkabir ziyareti sırasında. Tabii ki çok da güzel ve gurur duyacağımız anları yaşadık. Ordu basını olarak oraya gittiğimizde bütün vatandaşların gözleri bizdeydi. Protokol gereği orada olmamızdan kaynaklı bakışlar ve gözler, telefonlar, hatta bizi çeken birçok vatandaşımız oldu. Bu haberin detaylarını da sizlerle paylaşmıştık. Çarşamba günü biz Ankara'da haberi yapıp gönderdik. Arkadaşlarımız sağ olsunlar hazırladılar ve sizlere aktardılar. Güzel bir gezi oldu. Gezi Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Ardından ikinci gün, özellikle Perşembe günü orada Doğatepe'ye gittik. Polatlı'da, Polatlı merkeze yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bir nokta. Doğatepe'den bahsedelim. Doğatepe tam savaşın olduğu, yani başladığı yerde diyebiliriz. Orada birçok şehitlik anıtı var. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelleri ve birçok kahraman şehidimizin heykelleri var. Polatlı'daki bulunan bu şehitlik ve özellikle bu Doğatepe'nin özelliği nedir diyecek olursanız, Doğatepe özelliği bakımından ordulu atalarımızın şehit düştüğü yer. Özellikle çok ciddi bir sayı var. Hatta orada şöyle bir durum daha var. Baktığımızda orada şehitlerin isimleri yazıyor. Tabii ki Giresun'dan, Samsun'dan, Trabzon'dan birçok yerden var. Ancak ordudan ciddi anlamda bir sayıda bahsetmek mümkün. 81 adet vatandaşımızın ismi orada yazıyordu. Şehitlik anıtında gözlemlediğimiz kadarıyla ve orada yaşayan bir vatandaşımız var. Onunla ilgili haberimizi de bugün aslında yapacağız. Güzel bir haber kendisi açısından ve bizim açımızdan gururlandırıcı. Ordulu bir vatandaşımız orada inşaat işleriyle uğraşıyor ve o şehitliğin yapılmasına büyük katkı sağlıyorlar. Oraya çam fidanları dikilmesi, birçok ağacın dikilmesini, ağaçlandırma çalışmaları da sürüyor. Tabii ki Polatlı Belediyesi de vatandaşımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Çok güzel bir nokta. Bugün ana haber bülteninde detayları sizlerle paylaşacağız. Yavaş yavaş da bir şehitlik olma yolunda gidiyor. Çanakkale'yi andırabiliyor. Özellikle konumu itibariyle bir tepe noktasında Atatürk'ün de gözetleme yaptığı bir fotoğraf vardı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalan fotoğraflarda. Onun temsili olarak heykeli oraya dikildi ve birçok heykel var orada. Türk bayrakları ve şehitlerimizin isminin yer aldığı sembolik heykeller de var. Bu açıdan aslında bizleri de yeni bir bilgi öğretti. Herkesin aklında aslında Sakarya Meydan Muharebesi denilince Sakarya'da geçiyor düşüncesi hakimdir. Ancak orası Ankara'da, Polatlı'da yaşanan bir muharebeydi. Onun izlerini gördük. Çok güzeldi. Orada çalışan belediye personeli arkadaşlarımız da bize çok yardımcı oldular. Tabii ki aynı şekilde biraz önce de bahsettiğimiz gibi Gazi Albayımız, Yusuf Ziya Çol Albayımız da bize ciddi anlamda büyük rehberlik etti. Kendisinin o tatlı dili ve temsiliyet kabiliyeti de bizi oldukça mutlu etti. Bizi gerçekten çok ciddi şekilde ağırladılar. Buradan Polatlı Belediyesi personellerine tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımıza tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Polatlı'da da çok ciddi bir ordulu var. Eğer bizleri izliyorlarsa onlara buradan selamlarımızı yollayalım. Tabii ki bu biraz haberin özetinin sonrasında bir yorumdu. Detaylarını TV52 ana haber bülteninde izleyebilirsiniz değerli izleyenler. Çok güzel ve manevi duyguların yaşandığı bir haber hazırlayacağız sizler için diyelim ve Ordu Hayat gazetesindeki gözetlememize biz devam edelim. Bakalım neler varmış. Aydın'da Ordu birlikteliği demiş Ordu Hayat gazetesi. 2018 yılında birlikten güç doğar ilkesiyle Aydın ili Efeler ilçe merkezinde kurulan Aydın Ordular Derneği 1. İstişare Toplantısı 20 Nisan Cumartesi günü Didim'de yapılmış, bir otelde yapılmış. Büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirilmiş. Aydın Efeler deyince buradan bir arkadaşımıza da selam yollayalım. Eğer bizi izliyorsa TV52 haber muhabiri Semih Başoğlu. O artık Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan bir uzman çavuş. Ve kendisinin görev yeri de Aydın Efeler. Bu haberi okurken de aklıma o geldi. Buradan Semih kardeşimize de selamlarımızı yollayalım. Belki bilseydi buraya katılırdı herhalde. İstişare toplantısına bir renk katardı kendisi. Orada görev yapıyor kendisi ve Allah kolaylıklar dileyelim. Teşekkürlerimizi gönderelim ona. Bizi koruyor. Uzman çavuş Safet abi. Kendisi görev yapıyor. Buradan da Semihçimize selamlarımızı yollayalım kardeşimize. Tez zamanda inşallah orduya gelir ve tekrar kavuşuruz diyelim. Ve hemen yan tarafa geçelim değerli izleyenler. Yabancı ot için kimyasal
kullanmayın demiş Ordu Hayat Gazetesi. Fındık üreticilerinin baş belası olan yabancı otlar için kimyasal ilaçlar yerine tırpan ya da motorlu tırpanlarla mücadele öneriliyor demiş Kemal Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürü. Özellikle biliyorsunuz Nisan ayı sonu ve Mayıs ayıyla birlikte fındıkta bir bela var, küleme hastalığı. Rüzgarla yayılıyor ve coğrafyada yaklaşık 6 yıldan bu yana aktif olarak görev yapıyor küleme hastalığı. Fındık dallarındaki yaprakları beyaza bürüyor. O yüzden de kendisine küleme deniliyor. Aslında ciddi bir verim ve kalite kaybına da sebep oluyor. Mücadelesi işte motorlu tırpan gibi biraz daha kimyasal mücadeleler kullanmaya çalışılsa da aslında yanlış. Özellikle kimyasal ürünlerin kullanılması, yaygınlaştırılması anlamında büyük katkı sağlıyor. Bunu da vatandaşlarımıza söyleyelim. Şu anda onun mücadele dönemi de başladı. Yan tarafında 5. Yunus Emre sempozyumunu anlatmış Ordu Hayat Gazetesi, diğer haber gazeteleri gibi. 9 renk anaokulu yeni sezona hazırlanıyor demiş. Eğitim öğretime geçtiğimiz Ekim ayında başlayan Türkiye'nin ilk mizaç temelli eğitim veren anaokulu Özel Ordu 9 renk anaokulu farklı eğitim uygulamasıyla dikkat çekiyor. Güzel bir haber yapmış arkadaşlarımız. Hemen yan tarafa geçelim. Baş dua son görev demiş. Ordu'da uzun yıllardır mali müşavir olarak hizmet veren belediye meclis üyeliği ve Soy AŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Kemal Baştu, dün Ulu Cami'de öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından Yemişli Mahallesi aile kabristanlığında defnedilmiş. Kendisi Allah rahmet eylesin dileyelim. Törenden tasarruf önlemleri, biraz önce de Ordu Olay Gazetesi'nde de olduğu gibi birçok gazetede aslında tasarruflar şu anda karşımızda. Törende bunlara katılan belediye başkanlarından bir tanesi olmuş Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Törende tasarruf amacıyla iftar yemeklerini kaldırmış. Bu da önemli bir gelişme iftar yemekleri konusunda, özellikle hem alan el hem veren el gözükmesini buluşturmak için yapılan projelerden bir tanesi idi. Ancak bence gereksiz bir uygulamaydı. Çok yerinde bir uygulama olmuş kaldırılmakla birlikte. Bundan sonraki süreçte belediye daha gizli bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşacaktır. En azından buna bir siyasi şov haline dönüştürmekten vazgeçilmiş oldu diyelim ve Ordu Hayat Gazetesi'nin bir haberi var. 1 Mayıs haberimiz Fox TV'de demiş. Biliyorsunuz sabah Fox TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'yla bir sabah programı var. Ve burada aslında İsmail Bey Ordu'daki haber gazetelerinde okuyor. Kimi zaman yerel medyayı da takip ediyor. Onunla ilgili bir haber yapmışlar. Fox TV'nin her sabah beğeniyle izlenen İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat programında gazetemizde manşetten verilen Bayram Burada Emekçi İşte başlıklı haber üzerine durulmuş, haberi işlemiş İsmail Bey. Hemen yan tarafa geçelim. Ordu Hayat Gazetesi'nde hizmet sektörünü hareketlendirmek istiyoruz demiş Ordu Valisi Settar Yavuz. Ordu Valisi Settar Yavuz, ordunun güçlü ulaşım ağlarıyla beraber çıkmaz sokak olmaktan kurtulduğunu ve yatırımcıyı bu şehre doğru çektiğini belirtmiş Ordu Valisi Settar Yavuz. Güzel bir benzetme yapmış Sayın Valimiz. Anlamlı sergi demiş Hayat Gazetesi. Ordu Üniversitesi'nde Profesör Doktor Mürşide İçmeli'ye saygı 1. Özgün Baskı Atölye sergisi ve Ordu Üniversitesi Çin'i Yorumlar sergisinin açılışı gerçekleştirilmiş. Bu da değişik bir haber. Vizyon Gazetesi'ne geçelim değerli izleyenler. Vizyon Gazetesi'nde neler var bakalım, onlar nasıl bir haber dizisi hazırlamış. Onlar da aynı Olay Gazetesi'nde olduğu gibi yaşanan çocuk cinayetiyle ilgili bir haberi paylaşmışlar. Özel iki ekip kurulmuş değerli izleyenler. İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan, Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisinde bulunan bebek cesedine ilişkin soruşturmanın iki özel ekip tarafından çok yönlü olarak yürütüldüğünü bu şekilde aktarmışlar. Bölgede tek demiş, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa standartlarında itfaiye eğitim merkezi inşa ediliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzerleri olan itfaiye eğitim merkezi bölgemizde tek olacak. Mesleki anlamda donanımlı itfaiyecilerin yetiştirilerek personel itfaiyecilik anlayışına uygun hizmet içi eğitimlerinin düzenleneceği eğitim merkezi Büyükşehir Belediyesi'nin vitrin çalışmalar arasında yer alacak. Güzel ve önemli bir gelişme. Özellikle yangın ve yangına müdahale önemli bir teknik gerektiren bir meziyet. Bizden, yani şu andaki belediye itfaiyelerinden sonraki gelecek nesile de öğretilmesi anlamında önemli diyebiliriz. Bu tip merkezlerin açılması ve
biz örnek olacaksak Ordu olarak Karadeniz'e örnek olalım. Bu da önemli ve takdire şayan bir proje olacak. Bir tiyatro haberiyle devam edelim. Vizyon gazetesinde tiyatro meraklıları için İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunu Tamamen Doluyuz. Ordulu tiyatro severlerle buluşuyor. Amerika Birleşik Devletli oyun yazarı Beck Madun kaleme aldığı oyun Ordu Kültür Sanat Merkezi sahnesinde 4 Mayıs Cumartesi günü saat 14 ve 20'de seyirciyle buluşuyor değerli izleyenler. İzlemenizi tavsiye edelim. Ordu'da sergi açılmış. Biraz önceki bahsettiğimiz Çin'i yorumlar sergisinin açılışı gerçekleştirmiş. Ondan bahsetmişler. Ve Ramazan öncesi uyarı gelmiş. Özel bir hastanenin dahili uzmanı Doktor Ayhan Kaya, şeker hastalarının Ramazan'da beslenme konusunda dikkat etmesi gereken noktaları anlatmış. Bu da önemli. Alman öğrencilerin orada olduğunu söylemiş Vizyon gazetesi. Fındıkta umut yok demiş Vizyon gazetesi. Ordu Vizyon gazetesinin bu haftaki Cuma söyleşisinin konuğu ziraat mühendisi ve aynı zamanda Saadet Partisi Altınordu Belediye Başkanı adayı Haluk Şensoy olmuş. Haluk Şensoy da bu konuda fındık paydaşları konusunda önemli bir isim. Kendisi gerçekten üreticinin yanında olan ve fındığın sorunlarını, fındığın temelini bilen bir isim. Kendisinin söyleşisi var. Okumanızı tavsiye ederiz Vizyon gazetesinin içerisinde. Diyelim ve haber başlıklarımızı sürdürelim. Yorum gazetesine geçmek istiyorum. Onlar neler yapmışlar? Onlar da üst manşette Altınordu'da tasarruftan bahsetmiş. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'de tasarruf amacıyla iftar yemeklerini kaldırmış. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in her gün ayrı ilçede düzenlenen iftar yemeklerini kaldırmasından sonra bu akıma Altınordu Belediyesi de uymuş. Yerinde bir uygulama diyelim. İşte Kadınlar Türkiye ikincisi olduğunu Ordu Yorum Gazetesi de aktarmış. Katiller aranıyor demiş. Yine aynı şekilde yaşanan cinayetin haberleri devam ediyor. Bunun da detaylarını biraz bahsedelim. Özel ekip kurulmuş. Erdoğan 7-8 aylık doğduğu tahmin edilen erkek bebeği çöpe atanların tespitine ilişkin cinayet bürolardan iki özel ekip kurulduğunu belirtmiş. Bu ekibimizin başta güvenlik kameraları, iş yeri kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldığını söylemiş İl Emniyet Müdürümüz. Ekibimizin olay gününden bu yana konunun hassasiyetiyle üzerinde durduğunu ifade etmiş. Hemen yan tarafına geçelim. Eğitim anlaşması demiş Ordu Yorum Gazetesi. Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş ve Ordu Finans Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sezer'le eğitim danışmanı Cesur Sarpkaya tarafından eğitim alanında indirim anlaşması imzalanmış. Hemen yan tarafa geçelim. Arslan Soydan'ın bir fotoğrafını göreceğiz ve üstte külleme hastalığıyla mücadele demiş. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan fındıkta külleme hastalığıyla ilgili ne kadar erken müdahale edilirse o kadar başarılı olunacağını söylemiş. Doğru bir tespit. Özellikle Nisan ayı ve Mayıs'ın ilk haftasından itibaren başlaması gerekiyor. Önemli bir durum bizim için. Aynı şekilde yine alt tarafta 2 milyon liralık tasarruf demiş. Ünye Belediyesi'nin gerçekleştirdiği tasarrufla ilgili satranç turnuvası başlamış. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl 5.sini düzenlenen Ordu Uluslararası Açık ve Yıldırım Satranç Turnuvası başlamış. Turnuvaya 11 ülkeden 90'ı yabancı, 576 sporcu katılıyor demiş. Hemen alt tarafta basın özgür olmalı. Bugün özgür, evet bizim günümüz aslında ama bununla ilgili bir haber olacak bu akşam. Sizlere aktaracağız. Değerli izleyenler bunu da söyleyelim. Detaylarını paylaşmayalım. Hemen Afiş gazetesine geçelim değerli izleyenler. Afiş gazetesinde doğru ilaçlamayla hastalığın önüne geçin. Biraz önceki haber dizisinde olduğu gibi Afiş gazetesinde de aynı haber var. Hemen detaylarına bir inelim. Neler var? Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan fındıkta küleme hastalığının önüne geçmek için doğru zamanda ve doğru şekilde ilaçlama yapılması gerektiğini belirterek ilaçlamanın fındığa olumlu yönde etkisi olduğunu söylemiş. İlk başta çıktığında külemenin bir ilacı yok, külemenin bir çözümü yok denilmişti. Ancak zaman zaman yapılan araştırmalar sonucunda küleme hastalığının da çözümünün olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İlacının olduğu ortaya çıkıyor. Düzenli ve sabırla kullanıldığı takdirde küleme hastalığının önüne geçmek oldukça mümkün. Sadece önceden tedbir alması gerekiyor üreticilerimizin.
bahçeleri baharın ilk ayı olan Mart ayının başından itibaren gözlemlemeleri gerekiyor. Özellikle zaten yavaş yavaş etkisini gösteriyor Nisan sonu itibariyle. Nisan sonunda da gözlemlerimiz sonucunda bir ilaçlı mücadeleye başlar isek Mayıs'ı rahat bir şekilde geçirip yeni hasat sezonuna da merhaba diyebiliriz üreticilerimiz anlamında. Bu da önemli bir haber. Özellikle bu Mayıs ayı içerisinde bol bol fındıkta küleme hastalığıyla mücadele ile ilgili haberleri duymanız, görmeniz oldukça mümkün olacak. Çünkü bizim coğrafyamızın en önemli geçim kaynağı üreticinin alın teri fındık. Yeni hasat sezonunda fiyatı da hazır. Tavan fiyatı 14 lira olmuşken geçen seneden kalan fiyatla birlikte küleme hastalığıyla mücadele ve gübre birçok noktada fındığımıza bakmamız gerekiyor. Özellikle fındık bu sene inşallah üreticilerin yüzünü güldürür. Uzun yıllardır güldürememişti. Bu sene inşallah bunu yapar ve bize sürpriz yapar diyelim. Biz ama sürpriz öncesi hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Özellikle külleme ve birçok zararlı ile mücadele konusunda üreticilerimizin lütfen biraz daha bu konuya duyarlı olması gerekiyor. İlaçlamasından tutun da gübrelemesine, bahçe temizliğine kadar birçok noktada fındığımıza bakmamız lazım. Fiyat konusunda yüzümüz gülmese de en azından Allah'ın bize vermiş olduğu, bize sunmuş olduğu önemli bir emanet fındık. O yüzden bunun da değerini bilelim. Bizim en önemli geçim ürünümüz bu anlamda da külleme ile mücadele konusunda hem Tarım Orman Müdürlüklerimiz hem Ziraat Odalarımız sürekli duyurular yapıyor. Bizler de basın mensupları olarak sizlere bu konuda vatandaşların söylemlerini, Ziraat Odası başkanlarının, müdürlerin söylemlerini aktarmaya devam edeceğiz. O yüzden külleme üzerinde durulması gereken en önemli mesele şu anlık ordu özelinde diyelim ve değerli izleyenler Afiş Gazetesi'yle devam ettirelim turumuzu. Orada aynı şekilde Afiş Gazetesi de işte kadınlar başarısıyla ilgili bir haber paylaşmış. Görüyorsunuz zaten üst noktada ikincilik ödülü olarak bahsetmiş ve hemen yan tarafına geçelim. Hedef 100 milyon dolar demiş. Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Birliği Başkanı ve İç Su Meclis Üyeleri İlker Yıldırım, somon üretiminde Türkiye'nin bir numarası olan Trabzon'un şu anda 6000 ton olan yıllık somon üretimini 20.000 tona, yıllık ihracat rakamını ise 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediğini söylemiş. Bölgesel bir haber paylaşmış Afiş Gazetesi. Hemen alt tarafında da Ünye Belediyesi'nden 2 milyonluk tasarruf demiş arkadaşlarımız. Ve güzel bir haber, önemli bir haber. Doğu Karadeniz'de değerli izleyenler trafiğe kayıtlı araç sayısı ile ilgili bir haber yapmışlar. 563.999 bir TÜİK haberi ama ilgi çekici bir haber, bir okuyalım. TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün ulaştırma istatistikleri yeri tabanında derlediği verilere göre 2019 yılı Mart ayı sonu itibariyle Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %2.3 oranında artarak 22.972.552 olmuş, artışa geçmiş araç sayısı, bunu da söyleyelim. Doğu Karadeniz'de aynı dönemde %2.6 oranında artışla 563.999'a ulaşmış Doğu Karadeniz bölgesi için. Doğu Karadeniz bölgesi araç türü bakımından incelendiğinde oransal olarak en fazla artış %6.9 ile motosiklet sayısında olurken otomobil türünde %2.7 oranında artış meydana gelmiş. Bu da ilgi çekici. Yani özellikle değerli izleyenler, vatandaşlarımız araçların fiyatları anlamında özellikle çok ciddi bir artış söz konusu oldu. Motosiklete yönlenmiş. Güzel bir olay. Keşke motosiklet, bisiklet daha çok yaygın olsa ki özellikle kendi elimiz için konuşacak olursak yapılan çalışmalarla sahil bandında biliyorsunuz güzel bir uygulama yapılmıştı. Oranın genişletilmesi ve bisiklet yolunun yapılması aslında bizi ulaşım anlamında bisiklete doğru yavaş yavaş itmesi gerekiyor. İzmir'de bunun çok güzel örnekleri var, İstanbul'da var. Birçok vatandaşımız işe bisikletle gidiyor. Tabii ki kış için aynı şeyi söylememiz mümkün olmasa da en azından yazın hem sağlıklı yaşam için hem de spor için aslında bisiklet sürmenin önemli olduğunu da söyleyebiliriz. İşe bisikletle de gidebiliriz. Tabii Selimiye gibi işte Devlet Hastanesi'nin olduğu Şahincili Mahallesi gibi noktalarda oturmuyorsanız, şehir merkezinde oturabiliyorsanız ve mesafe çok yakınsa bence sürülebilir. Hatta iş yerine değil, akşam iş çıkışı sahil bandında bir iki saat bisiklet sürsek bile gerçekten insana çok iyi geliyor. Özellikle bu ordumuzun da bu yönü çok güzel. Sahil bandımız çok geniş. Karadeniz'in en uzun sahil bandlarından bir tanesine sahibiz. Rıhtım'dan başlayıp
Durugöl'e kadar bir mesafe söz konusu. Hiç durmadan pedal çevirerek orayı geçmek çok keyifli. Özellikle Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı bisikletleri var. Bu konuda yardımınıza ulaşabilir. Bisikletiniz yoksa onları da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Yazın sabah saatlerinde 5'te kalkıp da bir 2 saat pedal çevirmek bile insana gerçekten çok zinde kaldırıyor. İş çıkışı da bütün iş stresini atmak anlamında bisiklet sürmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Kentimiz Allah'a şükür bu konuda bize çok güzel kapılar açıyor diyelim ve yan tarafa doğru yavaş yavaş gidelim. Haberin içeriğini yan tarafta bir haber var Yunus Emre Sempozyumu ile ilgili, ondan bahsedelim size. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından halk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre'yi anmak ve öğretilerini anlayıp gelecek nesillere aktarmak üzere düzenlenen 5. Yunus Emre Ulusal Sempozyumu başlamış. Arkadaşlarımız bunları da yapmış. Ordu'da İtfaiye Eğitim Merkezi'nin kurulduğunu söylemiş. Kardeş şehir Altınordu'da demiş. Hızlı geçiyorum çünkü sürekli gördüğümüz haberler, hemen hemen bütün haber siteleri aynı. Evinin garajını kütüphaneye çevirdiğini söylemiş. Bu arada gazetelerimiz, benim önümdeki gazeteler bitti. Var mıdır? Şöyle bir bakıyorum. 2 haber daha var. Fatsa'dan biraz bahsedeceğiz. Diğer haber sitelerinden bahsedeceğiz. Ve Tribün Gazetesi'ne bir girelim değerli izleyenler. Tribün Gazetesi'nde neler varmış? Biraz önceki gibi Afiş Gazetesi'nde olduğu gibi Tribün Gazetesi de Karadeniz'de trafiğe kayıtlı araç sayısından bahsetmiş. TÜİK'in rakamlarını anlatmış. Haberinde hemen hemen aynı haber. Yan tarafında Başkan Demirci muhtarlarla buluşmuş. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda 44 mahalle muhtarıyla bir araya gelmiş. Muhtarlarla bir toplantı yapmış. Kendisi Tribün Gazetesi'nin aynı Olay Gazetesi gibi birçok projeyi de ana manşetine taşıma özelliği devam ediyor. Bu da güzel bir özellik. Ordu'ya hizmet 4 demiş. Ondan bahsetmek istiyorum. Karadeniz hattında deniz otobüsü taşımacılığı gerçek olsun. Hep hayalini kurduğumuz bir durumdur aslında bu. Geçmiş yıllarda Ordu Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz kent gezisi için, yani denizde gezi için bir teknik kiralamıştı. Oldukça da ilgi çekmişti. Yıllarca ordular hep karadan denize bakmıştı. O dönemde de denizden Ordu'ya baktılar. Yani her yerden bakarsanız bakın Ordu gerçekten çok güzel bir yer. Kendi elimiz diye torpil geçmek gibi olmasın ama gerçekten öyle. Coğrafya özelliği bakımından ve güzelliği anlamında Karadeniz'in incisi konumunda yer alıyor. Özellikle gazetenin bahsetmiş olduğu projenin hayata geçirilmesi neden olmasın? Samsun Ordu arasında bir deniz otobüsü taşımacılığı, Giresun'la Ordu arasında bir deniz otobüsü taşımacılığı hem kentin denize bakış açısını hem de buranın gelişmesi anlamında gayet olağan ve olabilecek tarzda projeler. Özellikle bizim rıhtımımız var. Orayı da kullanmak ve aktif hale getirmek önemli. Bu İstanbul'da var, İzmir'de var. Neden Ordu olmasın, neden Karadeniz'de olmasın? Samsun'da da var belli noktalarda. İlk adımdan Altınordu'ya uzanan bir deniz otobüsü seferi hiç de fena olmaz. En azından deniz ulaşımını kullanmak isteyen vatandaşlarımız olabilir. Çok da güzel bir hizmet olur. Tıpkı tramvay olduğu gibi dün de Samsun'daydık. Samsun'da da işte tramvayı gördükten sonra neden Ordu'da olmasın sorguladık kendi içimizde. Ordu'da da olabilir. Bununla ilgili bir proje de var. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in nostaljik tramvay projesi var. Süleyman Felek Caddesi'nden köprü başına kadar olabilen bir noktada neden yapılmasın? Gayet de güzel olur. Yıllarca benim kendi şahsımın hayalini kurduğu bir projeydi. Bence oranın hem hareketlenmesine hem de Ordu'nun bu caddesinin daha çok değerlenmesine sebep olur. Çok da güzel olur diyelim. Devam edelim. Bölgede tek olacak demiş. Yine diğer haberdeki gazetedeki arkadaşlarımızın yaptığı gibi yaklaşık 3000 metrekare alanın üzerine kurulacak bölgede İtfaiye Eğitim Merkezi önemli bir haber. Alt tarafa inelim. Sağlıkla ilgili diyabet hastaları için Ramazan uyarısı yapmış dahiliye uzmanı Doktor Ayhan Kaya. Şeker hastalarının özellikle altını çizmekte fayda var. Ramazan'da beslenme konusunda dikkatli olması gerektiğini söylemiş. Önemli bir haber. Bu da dikkat edilmesi gereken haberlerden bir tanesiydi. Otso'nun ikincilik başarısı, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova'nın tasarruf tedbirlerini konu almış gazete. Ve hemen alt tarafta Ünye Kampüsü Eylül 2019'da açılacak demiş. Eğitim adına atılan her adım geleceğe yatırımdır diyen
Nazmi Arıkan, Fen Bilimleri Cenk Eğitim Kurumları kurucusu, temsilcisi aynı zamanda. Hüseyin Duman da Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Ünye Kampüsü 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak. Eğitimin önemli bir adım olacak diyelim. Ve Ordu Yeni Haber gazetesiyle devam edelim değerli izleyenler. Diyanet Ordusu Ramazan'a hazır, özel haber yapmış arkadaşlarımız. Detaylarını sizlerle paylaşalım, bakalım nasıl bir haber var. Ordu'da 2182 din görevlisi ibadete açık, 2024 camide ise Ramazan ayında görev yapacağını belirtmiş. Detayları okuyalım. Diyanet Ordusu bütün hazırlıklarını tamamlayarak Ramazan'a hazır olduklarını belirtti. Altınordu ilçesinde toplam ibadete açık 217 camide Ramazan ayına hazır hale getirilmiş. Bu arada 1747 imam, 159 müezzin ve 276 Kur'an kursu görevlisiyle 29 gün boyunca hizmet verecek olan personel sayısına takviye olarak da 158 sözleşmeli imam, 7 müezzin, 33 Kur'an kursu görevlisi ataması yapıldığı bilgiler arasında yer almış. Diğer taraftan Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün ilçe belediyelerinin Ramazan ayı boyunca cami ve mezarlıkların temizlik ve bakım, onarım gibi işlerinde bu yılda sürdüreceklerini kaydetmiş. Detaylar, Ramazan 29 gün sürecek. Öte yandan bu yıl Ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre Şevval ayının hilali Ramazan'ın 29. gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek. 11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan, ilk teravih namazı değerli izleyenler 5 Mayıs pazar günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip 3 aylardan Ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda Kur'an-ı Kerim'in de bin aydan daha hayırlı olduğunu bildiren Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27.si gecesine denk gelen 31 Mayıs'ta idrak edilecek demiş. Haber Semra Genç Osmanoğlu tarafından yapılmış. Hemen yan tarafa geçelim. Burada da yine sağlıkla ilgili bir haber var. Dahiliye uzmanı Ayhan Kaya'nın şeker hastalarını uyardığı bir haber de buraya taşınmış. Hemen alt tarafında diyabete karşı pedal çevirdiler demiş. Tüm Türkiye'de özel bir eğitim okulunda sosyal sorumluluk projesinde farkındalık yaratmak için Ordu sahiline bisiklet turunda öğrenciler pedal çevirmişler. Bu haberi de bizler ekranlara taşımıştık salı günü. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Ordu'daydı. 2 gün boyunca Ordu'da kaldı. 36. Müftüler İstişare Toplantısına katılmak üzere Ordu'ya gelmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ünye ilçesinde Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Tatbikat Camii ile Altınordu ilçesi Akgezi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Uhud Camii'nin açılış törenlerine katılmış. Basının özgür olması kaçınılmazdır demiş Ordu Valisi Settar Yavuz. Ordu Valisi Settar Yavuz Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Vali Yavuz mesajında şu ifadelere yer verdi. Gazeteciler bir toplumun gözü, kulağı ve dilidir. Buradan da teşekkürlerimizi sunalım Sayın Valimiz Settar Yavuz'a. Kendisi basın mensuplarına karşı gerçekten çok ılımlı ve gerçekten çok pozitif yaklaşan bir vali. Kendisiyle çalışmaktan da büyük keyif alıyoruz biz basın mensupları olarak. Basın konusunda çok ciddi destek de veriyor ve ilgisi de oldukça fazla. Buradan da selamlarımızı gönderelim kendisine. Ve Başkan Kibar mağdur vatandaşların yanında demiş. Haberin hemen yan tarafında Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, İslamdağ Mahallesi Dilaveroğlu semtinde evleri ocak patlamaları nedeniyle afet kapsamına alınan vatandaşları ziyaret etmiş. Güzel bir uygulama yapmış kendisi. Buradan da teşekkürlerimizi sunalım kendilerine. Ve ODTÜ'de sergi açılışının yapıldığından bahsetmiş Ordu Yeni Haber gazetesi. Ve Fatsa'ya bir uzanalım. Fatsa'nın gazetesine gidelim. Bakalım neler varmış orada. Onlar da ana manşede konsere taşımışlar değerli izleyenler. Bugün konser günü demişler. Ankara Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde faaliyet gösteren
Türk Halk Müziği Korosu yöre türkülerinin seslendirildiği konserlerini 3 Mayıs 2019 Cuma akşamı Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirecek demiş. Takı tasarım sergisi beğenilmiş Fatsa Halk Eğitim Merkezi tarafından kurum bünyesinde hazırlanan kuyumculuk ve takı tasarım sergisi açılmış. Açılışa kimler katılmış, bir detaylarını paylaşalım. Takı tasarım sergisinin açılışına AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Valisi Settar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı'nın eşi Türkan Yapıcı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katılmış. Hemen alt tarafta Japonya bir can daha aldı. Zekai Akilik trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Evli ve iki çocuk babası olan Korganlı Zekai Akilik Japonya'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiş. Allah rahmet eylesin. Özellikle Japonya'da bir antiparantez açmak istiyorum. Japonya'da çok ordulu var biliyorsunuz. Özellikle Nagoya'da ordulu vatandaşlarımızın sayısı çok fazla. Buradan bizleri izleyebiliyorlarsa eğer selamlarımızı gönderelim. Burada birçok benim akrabam da var, babam da başta olmak üzere. Hepsine buradan selamlarımızı gönderelim. Gerçekten gurbet ellere gidip ekmek parası için çalışıyorlar ve zor şartlar altında çalışıyorlar. Zekai abimiz de onlardan bir tanesiydi ve orada gerçekleşen bir trafik kazasında maalesef hayatını kaybetti. Belki de uzun yıllardır göremediği memleketine cenazesi geldi. Üzücü haberler tabii ki bunlar. Gönül isterdi ki Türkiye'deki şartlar daha iyi olsun ve vatandaşlarımız yabancı ülkelere gitmesin, oralarda çalışmasın ama işte hayatın bu da bir cilvesi diyelim. Ve yan tarafa geçelim. Vargel çiçekleri açmaya başlamış. İlgi çekici bir haber. Kabadöz'ün 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda ilkbaharın gelişiyle birlikte vargel çiçekleri açmış. Şimdi yaylanın birçok noktasında bu çiçekleri görmeniz oldukça mümkün. Renk renk çiçeklerin sergilendiği bir adeta gelinlik giymiş bir kadın edasıyla Çambaşı'nın birçok noktası da değerli izleyenler renklere bürünmüştür. Güzel bir görüntü de oluşmuştur. Özellikle hafta sonu hava pazar günü iyi gözüküyor. 22 derecelik bir sıcaklık söz konusu. Kabadöz'e çıkıp bu güzelliği yerinde görmenizi tavsiye edelim. Çünkü yayla havası da almak insana gerçekten çok iyi geliyor. Diyelim ve hemen alt tarafa inelim. Yine külleme ile ilgili bir haber var. Doğru ilaçlama fındığın hastalığın önüne geçiyor demiş gazete. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soy'dan fındıkta külleme hastalığın önüne geçmek için doğru zamanda ve doğru şekilde ilaçlama yapılması gerektiğini belirterek vatandaşları, üreticileri uyarmış kendisi. İçerine bakalım. Türkiye'de önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan ve 110'dan fazla ülkeye ihraç edilen fındık özellikle Karadeniz bölgesindeki üreticilerin en büyük geçim kaynağı olarak görülmüş. Ve Fatsa'dan aktaracaklarımız bu kadar. Hemen hemen bütün gazetelerimiz birbirine benzer tarzda haberleri siz okuyucularına ulaştırmış. Bizler de burada ekranlarınızın başında bizi izleyen vatandaşlarımıza sizler için ulaştırdık ve Yeni Gün programının bugün sonuna geldik. Şimdiden herkesin cuması mübarek olsun diyerek programımızı sonlandıralım. Yeni haftada yeni haberlerle karşınızda olacağız. Herkese hayırlı cumalar, iyi günler değerli izleyenler.